Sevgili seyirciler, Kara Aslan Üzümcü Mahallesi'ndeyiz. Çocuklar nasıldı? Çok iyi. Evet, gelin bakalım gözlükleri de verin. Nasıl, beğendiniz mi? Çok beğendim. Çak çak, konuşacağız. Bu grup şöyle toplansın bakalım. Çakın. Evet, çak çak çak. Nasıldı? Çok. Nasıldı kızım? Çok. Evet, şimdi gelin bakalım izleyenler. Evet. Şimdi ben öncelikle hangi okula geldiğimi bilmiyorum, tamam mı? Önce okulumuzun ismini söylüyorum. Hangi okuldayız? Ayşe Hüseyin Özkan. Evet, görelim, Ayşe Hüseyin Özkan İlkokulundayız sevgili seyircilerimiz. Bir tarafta görüyorsunuz tiyatro ekibimiz öğrencilerle buluştu. Diğer taraftan 8D mobil ekibimiz çocuklarımızla buluştu. Şu anda kaçıncı sınıfta görüşüyoruz? 3'le. İzleyenler şöyle bir gelsin yanıma. Merhaba canım, nasılsın? İyiyim. Sen kendini bir tanıt bize istersen. Adım Yavuz Tezcan. Evet Yavuz. Neler öğrendin? Ne anlattı? Ana fikir neydi? Yalan söyleme. Kim söylüyor yalanı? Orada çocuk. Niye söylüyor? Mağarayı keşfetmek için, arkadaşlarının tek başına korktuğunu belli etmemek için. Hı-hı. Yalan söylüyor. Peki beğendiniz mi? Beğendim. Başka neler söylemek istiyorsunuz? İzleyenler kimler, parmak kaldırsın. Peki sen neler diyeceksin? Nasıl buldun? Çok güzeldi. Yalan söylememeliyiz asla. Çocuk yalan söylüyor ve korktuğunu belli ettirmiyor. Bu yüzden arkadaşlarına yalan söylüyor. Mağaradan çıktıklarında çocuk korkmuş oluyor. Aa, yalan söylemek çok kötü bir şey değil mi arkadaşlar? Evet. Kesinlikle yalan söylemiyoruz değil mi? Başka izleyenler, düşüncelerini aktarmak isteyenler, nasıl buldunuz, neler diyeceksiniz? Çok iyi bulduk. Yalan söylememek çok kötü bir şey. Çocuk yalan söylediği için kendine de yalan söylemiş oluyor. Kendini de kandırmış oluyor. Aslında yalan da söylememeliyiz. Kendimize de yalan söylemiş oluyoruz. Vallahi bravo. Sen çok iyi anlattın bunu. Peki bu tür gösteriler devam etsin mi? Beğendiniz mi? Devam etsin mi gösteriler? Evet, devam etsin. Herkes yalan atmamayı ya da güzel şeyler yapmayı öğrensin. Evet, öğrensin. Başka? Seninle konuşmadık değil mi? Evet, sen kendini tanıt bakalım hanımefendi bize. Adım Havva Bircan. Hangi okuldasın sen? Bir söyle bakayım. Ayşe Hüseyin Özkan İlkokulu. Evet, peki nasıl buldun 8D mobil sinemayı? Daha önce giden var mı 8D mobil sinemaya? Hayır. Çoğu kimse, yani bir iki kişi var. İlk defa gittiniz. Nasılmış? Çok güzelmiş. Nasıldı içerisi, anlatır mısın? Neler oluyor arabanın içinde? Arabanın içinde böyle böcekler çıkıyor. Sonra taşlara çarpıyoruz. Çarpıyorlar. Sonra çıkınca da pırpır yalan söylediği için arkadaşları ona çok kızıyor. Aslında hiç yalan söylememeliyiz. Yalan söylemek çok kötü bir şeydir. Bir de böyle sallanıyorsunuz değil mi? Her şeyi hissediyorsunuz rampadan, inerken, uçurumlardan. Başka konuşmak isteyen gel oğlum buraya, koş 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 koş, çak çak. Hızlı, ooo, elim acıttı. Sen kendini tanıt, adın ne? Adım Mustafa, soyadım Çağşak. Mustafa, nasılsın? İyiyim. Büyüyünce ne olacaksın? Pilot. Pilot, inşallah olursun ama çok çalışmalıyız değil mi? Evet, içerideki sinemayla ilgili neler düşünüyorsun, nasıl buldun? Güzeldi. Aha. Neler öğrendik? Yalan söylememeyi. Hocam merhabalar. Merhaba Süleyman. Bir tanıyabilir miyiz sizi? Ahmet Turan Kurşun, okul müdürüyüm. Evet hocam, neler dersin? Medeniyet Okulu hem tiyatro ekipleri, diğer etkinlikler ve mobilde 8D mobil sinema. Vallahi Medeniyet Okulu projesi kapsamında yapılan değerler eğitimi etkinliklerini ben yakından takip ediyorum. En başından itibaren. Bu anlamda okulumuza her ay, ayın değeri kapsamında tiyatro ekipleri geldi. Tiyatro gösterimleri yapıldı. Yaklaşık 2 ya da 3 hafta önce bir otobüs gelerek öğrencilerimizi aldı ve şehir turu, bilim sanat merkezinin gezim faaliyetlerini yaptı. Şimdi de 8'de gösterimi buraya geldi. Ben bu anlamda Büyükşehir Belediyesi'nin çok önemli bir görevi üstlendiğini düşünüyorum. Eksik olduğumuz, geliştirmemiz gereken değerlerimizin yeniden filizlenmesi, canlandırılması için çok önemli bir görevi yerine getiriyor. Çok teşekkür ediyorum Büyükşehir Belediyesi'ne. Çok minnettarız, çok mutluyuz. Çok, bu da her şeyi gösteriyor. Çocuklar, bugünlük bu kadar. Bir kameramıza el sallayalım. Yarın yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.